Merhaba değerli izleyenler, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün çok ilginç ve eğlenceli bir konuyu konuşacağız. Konumuz e-spor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi E-spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeyiz. Çünkü karşımda yazıyor, oradan kopya çekiyorum ve merkezin koordinatörü çok sevgili arkadaşım, dostum Yasin Nuri Çakır'la beraberiz. Hocam merhaba. Merhabalar Oda. Sonunda buluşabildik. Uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyorduk. Çünkü aklımızda ciddi soru işaretleri var e-sporla ilgili. Ve bu konuyla ilgili bence en yetkin isimlerden bir tanesi hemen yanı başımızdaydı. Ama işte hocam sizin yoğunluğunuz, bizim yoğunluğumuz derken sonunda buluştuk. Hem de çok yani böyle ilginç, güzel bir yerdeyiz. İşte böyle bilgisayarlar, resimler, fotoğraflar. Sevgili Yasin Hocam bize e-sporla ilgili ülkedeki gelişmeleri aktaracak. Nedir, ne değildir, kritik noktaları nedir, neler dönüyor bunları öğreneceğiz. Hocam, e-spor nedir? Bilgisayar oyunları nasıl spor olarak kabul ediliyor? En başından hikaye sizden dinleyelim. E-spor benim de aslında çok da uzak olmadığım bir kavramdı. Yani ben de lise döneminde özellikle o internet kafelere gidip okuldan belki de kaçarak o zamanın çağdaş modern oyunlar olan işte FIFA'lar, 2007'ler, 2006'ları oynayarak yaptığımız faaliyetler, oynadığımız o internet kafe oyunları 2019 Türkiye'sine geldiğimizde karşımıza birden e-spor diye bir kavramla çıktı. Tabii Türkiye'de belki de son 3-4 senedir çok yoğun bir şekilde kullanılıyor bu kavram. Ama çok eski. Akademisyen olduğum için hemen işin literatürüne atıfta bulunmak istiyorum. İlk e-spor faaliyeti 1970 yılında Stanford Üniversitesi'nde yapılıyor. O kadar eski yani. O kadar aslında. Eski. Şimdi biraz önce siz bilim merkezinin laboratuvarını anlatırken dedin ya, bir sürü bilgisayarlar falan var. 1970 yılında Stanford Üniversitesi'nde yine böyle bir ortamda, daha basit, daha eski bilgisayarlar tabii ki, tüplü bilgisayarlar falan ve benzeri. Orada ilk turnuvalar yapılıyor aslında. Tabii oradan kimse bunu e-spor demiyordu kesinlikle. Spor kelimesi zaten kesinlikle geçmiyordu. Tabii ki 70 yıllarında başlayan bu süreç süre gelmemiş bu zamana kadar. 2000'li yıllara kadar tamamen sadece video oyunu ifadesiyle kullanılıyor. Ama 2000'li yıllardan itibaren tüm dünyada kasıp kavuran çok farklı bir branş haline gelmeye başladı e-spor. Özellikle Kore bu konuda çok iyi. Güney Kore tabii ki. Avrupa ve Amerika ülkeleri bu anlamda çok ciddi yatırımları yaptı, araştırmaları yaptı. Tabii ki e-sporun birden ortaya çıkması dünyanın aslında o dijital devriminin ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Yani işte medya sektörü nasıl birden dijitalleştiyse, küreselleşme ve benzeri diğer olgun etkisiyle, spor da aslında dijitalleşmeye başladı. İşte sporun dijitalleşmesi aslında en basit anlatımıyla bizim karşımıza e-spor olarak çıkıyor. Tabii ki daha net bir tanım yapacak olursak e-sporla ilgili, bizim bildiğimiz geleneksel sporlardaki öncelikli kavramların alınarak bilgisayar veya mobil cihazlar üzerindeki oyunlar ile aynı şekilde bir de tutulması, bir de verilmesi aslında e-spor. Nedir? İşte bir oyunun ismi üzerinden gideyim. Bir FIFA'yı düşünün. Nedir? Futbol maçı yapan takımların bilgisayar veya işte mobil cihazlarda oynanması. Amaç belli. Rekabet, yenmek. Hepsi var baktığınız zaman e-sporda. Strateji oluşturmak. Strateji oluşturmak. İşte taktik veriyorsunuz bir şekilde. Yine günümüz dünyasının belki de e-spor anlamında ilk akla gelen oyun olan işte League of Legends veya çoğu kişinin LoL diye bildiği oyun tamamen aslında stratejiye dayanan ve karşıdakini yenmeye yönelik bir hamle. Baktığınız zaman spor branşlarının, özellikle geleneksel spor branşlarındaki amaç neyse, e-spor branşlarındaki oyunların da asıl amacı rekabet ve rekabetin sonucunda galip gelebilmek. Tabii 2000'li yıllarda iyi bir temayla dünyada harekete geçen e-spor Türkiye'de çok sistemli biçimde yürümedi. Özellikle son 5-6 senede böyle sürekli duyulmaya başlandı. Ve burada çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Herkesin kafası karıştı. Benim de kafam karıştı. Ailelerin de kafası karıştı. Biz de o kavramı yok etmek için yine dünyada kullanılan bir benzetme var. Ben de onu atıfta bulunmak istiyorum. Yani video oyunu oynayan herkes, bilgisayar oyunu oynayan herkes e-spor mu yapıyor kavramı? Hayır. Biz halı sahada veya sokakta futbol oynadığımızda hiç kimse bir sporcu veya futbolcu demiyordu. Ya da işte yıllardır yapılan beton basketbol sahalarında basket oynadığımız zaman bir de kimse basketbolcu dememişti.
Biz o yüzden internet kafede oyun oynayan ya da evinde mobil cihazlarda oyun oynayan kişinin hiçbirine e-sporcu demiyoruz aslında. Günümüz Türkiye'sinde bizim özellikle akademik camianın odaklandığı kavram bu. Oyun bağımlılığı veya e-spor aynı kavramlar mı değil mi tartışması aslında. Tartışma genelde buradan yürüyor Türkiye'de. Ve bunun sonucunda bir başka tartışma daha ortaya çıkıyor. Ki herkesin, bana da günde bir sürü insanın sormuş olduğu temel bir soru var. Eve gittiğimde eşim de soruyor. Çünkü biliyorsunuz işte 3 yaşında bir oğlum var. Çünkü potansiyel anlamda benim için de belki de bazı soru işaretleri var. Bu nasıl bir spor? yani sesli olarak dillendirelim soruları. Ya işte oturuyorsun, hareket etmiyorsun, ekranın başındasın, işte kulağında kulaklık var. Ve oyun oynuyorsun, dışarıyla iletişimin yok, oraya konsantre oluyorsun ve spor yaptığını iddia ediyorsun. Şimdi bunu ben de yazdığım, şu anda çok ciddi anlamda makale çıkartmaya çalışıyoruz hoca arkadaşımla birlikte. Hepsinde bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ama bu soruyu artık dünya sormuyor, bunu öncelikle ifade edeyim. Biz ülke olarak belki genelde felsefi tartışmaları çok severiz. Çünkü biz bu felsefi tartışmaları yaparken dünya şu anda bizim en az bir 10 sene önümüzde spor konusunda. Hocam biz Türk'üz. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma özelliğimiz vardır biliyorsunuz. Türkiye'de 50'den fazla spor federasyonu var. Son rakamı ben de çok hatırlamıyorum çünkü sürekli çıkıyor. Hatta geçen yine bununla ilgili böyle bir açıklama yapıyorum. O kadar çok fazla diyorum federasyon var ki her yeni gün bir federasyon duyuyoruz dedim. Dinleyiciler bana şey dedi, evet hocam dedi, aynı e-spor federasyonu gibisinden dedi. Dedikleri doğru. Bu 50'den fazla federasyona baktığımız zaman hepsi fiziksel aktivitenin yoğun olduğu federasyonlarının yapmış olduğu spor branşları değil. Kesinlikle hiçbirini ben spor değildir diye nitelendirmiyorum. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bir satrancı düşünün. Masa başında oynuyorsunuz. Saatlerinizi alabilir. Satrançta bir fiziksel aktivite var mı? Yok. Yok. Ben satranç spordur demiyorum. Kimse demiyor. Dünya da demiyor zaten baktığınız zaman bir şekilde. Akademik çalışmalarda satrancı spor olmadığını ispatlamaya yönelik herhangi gibi hamlesi zaten yok. İşte bridge belki de, belki bilardo ve benzeri. O kadar çok branş var ki fiziksel aktivitenin olmadığı. Evet, e-sporda fiziksel aktivite yok. O yüzden e-spor spor değil mi diyeceğiz? Hayır, böyle bir tartışmadan biz tamamen uzak durumdayız şu anda. Çünkü bir branşın spor olup olmadığıyla ilgili çok farklı kaynakta bilgiye ulaşabilirsiniz ama genel geçer kabul görecek olan kaynaklara baktığınız zaman ya bir olimpiyat ruhu var mı? Öncelikle ona bakıyoruz yani. Olimpiyat ruhu evet e-sporun temasında var. Bunu çok net söyleyelim. Sporun temasındaki rekabet, rakip, kurallar, federatif yapılar bunlara baktığınız zaman da Türkiye'de 2018'den beri oluşsa bile tüm dünyada daha da geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şu ayrımı yapabiliyoruz e-spor ve spor olayında. Diğer bütün spor branşlarında söz konusu branşın metası neyse, yani top mu, basketbol topu mu, voleybol topu ve benzeri neyse, onun sahibi federasyonlar. İşte futboldan örnek vereyim hemen, daha çok bilindiği için. Topun sahibi ya FIFA'dır ya UEFA'dır ya da o ülkedeki federasyondur, ilgili federasyon. Basketbolda hakeza yine aynı. Ama e-spora geldiğimiz zaman yine karşımıza büyük bir soru işareti geliyor. Çünkü e-spordaki oyunu sahibi kim? Oyunun sahibi belli. O oyunu yapan yapımcı şirketler. Yani oyunun sahibi hiçbir zaman bireyler değil. Değil, kesinlikle değil. İşte bundan dolayı aslında biz e-sporun spor olup olmadığını biraz daha tartışmamız gerekebiliyor. Yani o sadece fiziksel aktiviteye atıfta bulunarak değil. Mesela fiziksel aktivite ile ilgili çok güncel bir çalışmadan bahsedeyim, iki tanesi de. İkisi de Avrupa'da yapılıyor. Almanya'da Köln'de Köln Spor Bilimleri Üniversitesi var. Başında yine onların da böyle bir merkezi var, spor araştırma merkezleri var. Başlarında bir tıpçı profesör var. Ben yaklaşık son 3 aydır kendisiyle sürekli iletişim halindeyim. Çok iyi bir araştırma merkezi kurmuşlar. Çok güncel çalışıyorlar falan. Bana en son yaptığı araştırmanın bir bölümünden bahsetti geçenlerde mailinde. Ben ona çünkü şeyden bahsediyorum sürekli. Yani insanları, bireyleri e-sporun fiziksel aktivite ve benzeri konularda ikna etmekte sıkıntı yaşayabiliyoruz gibisinden. Kendisinin yapmış olduğu en güncel araştırmada bir e-spor final maçında, ki o da LoL finali, League of Legends finali. LoL finalindeki bir oyuncunun yaşamış olduğu stres, Şampiyonlar Ligi final maçında
penaltı atan oyuncunun stresiyle aynı seviyede olduğu sonucuna ulaştık Yasin dedi. Akabinde ikinci örneğini verdi hemen bana. Yine LoL finalindeki oynayan bilgisayar karşısında o oyunu oynayan oyuncunun, sporcunun kan değerleri ve sonra nabız değerleri ve benzeri değerlerinin stres seviyelerinin Formula 1 pilotunun değerlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaştık dedi. 400 gibi bir rakamdan bahsetmiştim mailinde yanlış hatırlamıyorsam. Baktığınız zaman aslında e-sporun günümüz dünyasındaki diğer bütün geleneksel veya geleneksel olmayan bütün spor branşlarındaki toplamda ne varsa siz e-sporda bunu çok rahat yaşayabiliyorsunuz. Hı hı. Taraftar diyorsanız çok var. Ciddi bir taraftarı var. Yine bir rakam vereyim. 2016 yılındaki League of Legends final maçını 43 milyon seyirci izledi. Oo. 2016 yılındaki NBA finalini yaklaşık 30 milyon kişi izledi. Bakın, rakamlar zaten çok daha ciddi boyutlara çıkıyor. 2019 üzeri güncel bir bilgi daha vereyim. Geçtiğimiz sene bir final maçı bütün spor branşlarında en fazla izlenen final maçındaki izleyici Super Bowl finali dediğimiz NFL'in yani Amerikan Futbol Ligi'nin bizdeki ismiyle Amerikan Futbol. Bunun final maçındaki seyirci sayısıydı. Birinci sıradaydı. İkinci sırada yine herkes ya futbolu ya basketbolu falan bekler. 2019 yılında bu rakam yine e-spor bir finalinde karşımıza çıkıyor. Üçüncü sırada Amerikan Beyzbol Ligi geliyor. Basketbol falan yavaş yavaş geri doğru gitmeye başlıyor zaten. Şimdi bu oranlar baktığınız zaman e-spordaki olması gereken aslında her bir anekdotu, her türlü bilgiyi çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz aslında biz. Yani o yüzden biz e-sporun spor olup olmadığını tartışmaktan ziyade akademisyenler veya işte bu işe federatif anlamda çalışan bireyler olarak biz mevcut bir sistemde bunu daha fazla nasıl bireylere rahatça aktarabiliriz ve bunun bireyler bazında ne kadar kabul edilebilir o alana bakıyoruz şu anda. Hocam sizin bir de e-spor federasyonunda da bir göreviniz var. Ondan da kısaca bahseder misiniz? Federasyonun Türkiye'deki çalışmalarından. Türkiye E-Spor Federasyonu 2018 yılında kuruldu. Şu anda hala kurucu yönetim kuruluyla devam ediyor. Ben de 2019 yılında federasyonda eğitim ve teknik kurulunda görev almaya başladım. Aktif olarak görev alıyorum. Şu anda başkanlığını da yürütüyorum zaten. Federasyon başkanı ve federasyon yönetiminin aslında teklifiyle ben oraya girdim. Çünkü akademik çalışmalarım benim son 2 senedir sadece e-spor alanına doğru yönelmişti. Federasyonla da ortak bir çalıştayla beraberdik. Geçen sene Bandırma'da Türkiye'nin ilk e-spor çalıştayını yapmıştık biz üniversite olarak da. Orada kendileri tanıştıktan sonra kendileri bir de teklifte bulundular. İşimiz zaten eğitim olduğu için federasyonun da eğitim kısmındayım şu anda ve araştırma kısmındayız. Ve biz 2019 yılında başladığımız o ortak çalışmayı da 2019 yılında federasyon için çok güzel bir yayına imza attık. Şurada milli eğitim okullarının hepsine dağıtılmak üzere bir e-sporcunun nasıl olunur, kişiliği nasıl olur, e-sporcu ahlakı nedir ve e-sporcu sağlığı nedir gibisinden dağıtılmak üzere broşürler hazırladık. Bunların hepsi bilimsel. Bunları yakında özellikle ikinci dönem itibariyle, bu senenin ikinci dönem itibariyle çoğu Milli Eğitim Okulu'nda ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı dağıtacak. Bu süre zarfında... Şey de var değil mi? Yani bakanlığın da aslında evet, bu konuda çalışmaları var. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle mevcut bakanımızla birlikte federasyonumuza özel bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. En son yapılan bir protokol var. Türkiye E-Spor Federasyonu'yla Milli Eğitim Bakanlığı bir protokol imzaladı. Çok fazla maddesi var. Ben sadece bir tanesinden bahsedeyim. E-spor liselerde müfredata girecek yakında. Seçmeli ders olarak girecek. Ve seçen öğrenciler e-sporla ilgili temel bilgileri aslında lise döneminde almış olacaklar. Tam bu zamanda işte lise okumalıydık hocam. Şimdi özellikle büyük şehirlerde bazı özel liseler bu dersleri zaten vermeye başladılar. Tabii biz de aslında çevremizde bulunduğumuz kent olan Bandırma'da bununla ilgili aslında birkaç çalışma yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yakında bununla ilgili açıklamalarda zaten basında falan da yer edinir. Çünkü e-spor konusu o kadar değişik bir konu ki. Yani önce ön yargıyı yıkmaya çalışıyorsunuz. İkna ediyorsunuz. Hangi oyunlar e-spor bundan bahsediyorsunuz. Yavaş yavaş hani adım atarak ilerliyorsunuz. Peki hocam hangi oyunlar e-spor olarak kabul ediliyor ve bir e-sporcu olma mesela bizi izleyen birisi nasıl ulaşabilir, nereden bilgi alabilir? Bunlardan da kısaca bahseder misiniz? Şimdi
tüm dünyadaki video oyunlarının hepsi e-spor olarak kabul edilmiyor. Öncelikle onu ifade edeyim. Hatta bunu yine rakamla belirteyim. Tüm dünyada 138 milyar dolarlık bir oyun piyasası var. Bunun sadece %10'u e-spor sektöründe. Geri kalan %90'ı daha biz e-spordan bahsetmiyoruz. Türkiye'deki oyunlar ve dünyadaki oyunlar bazında baktığımız zaman dünyadaki tüm oyunların Türkiye'de e-spor olarak karşımıza çıktığı söyleyebiliriz de söyleyemeyiz de. Türkiye özeline baktığımız zaman en fazla Türkiye'de yapılan e-spor oyunu dediğimiz zaman işte birinci sırada League of Legends geliyor. Ki gelmesinin sebebini de ben açıklayayım onu. Oyunun yapımcısı olan Riot Games, Türkiye'de ofisi var, Türkiye'de oyun serverları var ve Türkiye'de kendisinin yapmış olduğu bir arena var. İstanbul'da, Ataşehir'de yaklaşık 1000 kişilik bir oyun alanı var kendisinin ve orada her hafta lig yapıyor. Önümüzdeki günlerde bu senenin ligi başlayacak. O ligde işte mücadele eden 9 tane takım var bu sene itibariyle. 3 büyüklerin hepsi var orada. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe zaten var. Ayrıca işte geçtiğimiz sene Bursa Spor vardı, bu sene yok. Ve ayrıca sadece e-spor takımı olan takımlarda mücadele ediyorlar. İkinci oyun olarak karşımıza ne çıkıyor? Yerli ve milli dediğimiz bir oyunumuz var Türkiye'de. Zula diye bir oyun var. Onun da ligi var profesyonel anlamda. Onun da her hafta maçları yapılıyor İstanbul'da. Yine kendilerinin bir arenası var, orada yapılıyor. Yine 3 büyüklerin hepsinin orada takımları var. Ayrıca bilim diğer branşlarda bildiğimiz takımların da takımları var. Ayrıca sadece e-spor anlamındaki kulüplerin orada takımları mücadele ediyor. Yine Türkiye'de lig olarak karşımıza çıkmıyor ama çeşitli turnuvalarla karşımıza çıkan oyunlar var. İşte hepimizin özellikle bizim yaş grubunun bildiği Counter Strike dediğimiz oyunumuz var. Tabii onun yeni şu andaki adı işte Counter Strike Go, CS:GO dedikleri oyun var. İşte FIFA'nın var. Fortnite, Dota 2, Hearthstone gibi oyunlar karşımıza çıkıyor. Türkiye'de genelde e-spor dendiği anda bu alandaki oyunlar karşımıza çıkıyor. Ama mesela dünyada bunlar olduğu gibi çok farklı oyunlar da karşımıza çıkabiliyor. Peki bu oyunlar neye göre e-spor kabul ediliyor? Öncelikle e-sporda bir rekabetin olması lazım. İkincisi herkesin eşit şartlarda olması lazım. Oyun içi satın almaların olmaması lazım. Yani siz bir oyunu oynarken karşınızdaki kişiyi egale edebilmek için oyun içerisinde para ödeyerek bir şey satın alabiliyorsanız biz buna zaten e-spor adını veremiyoruz. Çünkü oradaki sporun temasındaki olması gereken her şeyi yok etmiş oluyoruz. Dünya sadece belirli başlı oyunlar etrafında dönmüyor. Ama Türkiye'de genelde 5-6 oyun etrafında dönüyoruz. Bunun olmasının sebebi de o oyunlara ulaşmak daha kolay. Bu arada PUBG'yi saymadım mesela. Ha, çok PUBG. Güncel bir oyun. Hatta bizim de burada evet, simgesi var. Var bir tane. Aynen, elindeki tavasıyla. PUBG mesela Türkiye'de çok yaygın bir oyundur. Bunun sebebi de aslında tüm e-sporunla ilgili onu da bağlayabilirim. Neden bu kadar bu oyunlar Türkiye'de birden yaygınlaştı? Öncelikle internet altyapısının birden günümüz dünyasında değişmesi. Aynı yaş grubunda olduğumuz için hatırlarız. Eskiden biz bundan yıllar önce internete bağlanmak için çevirmeli ağ bağlantısı kullanırdık. Beklerdik, telefon meşgule düşerdi. Aynen. İşte internet kafelere verdiğimiz paranın haddi hesabı olmazdı. Ama şimdi bakıyorsunuz çocuklar olmak üzere, yetişkinler de dahil olmak üzere internete o kadar hızlı ulaşabiliyoruz ki geniş bantlar var. Cep telefonlarında 5G'ler ve benzeri uygulamalarla teknolojiyle oyunlara çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu oyunların büyük bir çoğunluğu zaten ücretsiz. Store'lardan çok uygun fiyata da indirebilirler paralı olanları. Ulaşım çok rahat oldu bu oyunlara. Yani ulaşılabilirliği teknoloji sayesinde bir adım öne geçirdi. Sosyal medya bizi o alana yönlendirdi. Çocuklarımızı o alana yönlendirdi. Çünkü dijital oyun, dijital medyayı çok etkin kullanıyor şu anda. O dijital medyadaki yer alan yayıncılar var, influencerlar var, yayıncılar var. İşte YouTube dediğimiz, Twitcher dediklerimiz var zaten. Onların izlenme sayılarına baktığınız zaman çok ciddi rakamlar. Ve izleyenler de yine aynı kuşaklar zaten baktığınız zaman. Oyunların ilginçliği bu oyunu oynayan kişilere her zaman daha böyle sıcak gelmeye başladı. Çünkü normal hayatta tırnak için söyleyeyim, bürünemediğiniz bir hayatı oyun içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Tabii bu da bir de ilgilendiren bir mevzu akademisyen olarak. İşte bu işin bir psikolojisi, sosyolojisi ve benzeri şeyler de çıkabiliyor en de sonunda. Bundan dolayı e-spor konusu birden herkesin ulaşabildiği
bir yere geldi eninde sonunda. Tabii biz böyle anlatıyoruz. Siz biraz önce şey dediniz, ön yargıyı kırmak dediniz. Şimdi e-sporu anlattığımız zaman herkes diyor ki işte özellikle ebeveynler ya işte çocuklarımız internet kafelerde oyun mu oynayacak ya da mobilde oyun mu oynayacak? Bu imkanları yine aslında ebeveynler sunuyor. Neden? O çocuğa cep telefonunu, tableti veya işte bilgisayarı ebeveyn alıyor. Özellikle bilgisayardaki bir oyundan bahsediyorsak ücretli indirim olması lazım bir site üzerinden. Onun indirmeniz için kredi kartı ve benzeri bilgilerin girilmesi lazım. Bunlara da kim girecek? Ebeveynler girecek bir şekilde. Ebeveynler aslında ortamı sağlıyorlar çocuklarına. Ama biz bunu akademik anlamda da olsun, işte federatif yapıda da bir e-spordan bahsettiğimizi söylediğimiz zaman aslında biz daha böyle olumsuz bakılan taraf oluyoruz maalesef. Ama onu ortamı sağlayan kim? Aslında baktığımızda biz ebeveynler sağlıyoruz. Burada ben bizim araştırma merkezimize atıfta bulunuyorum. İşte bizim araştırma merkezimizin amaçlarından bir tanesi de aslında bu. Bu kontrolü ebeveynin nasıl sağlayabileceğini gösterebilmek eninde sonunda. Çünkü o kadar hızlı büyüyor ki sektör. İşte dedim 138 milyar dolarlık %10'u yani 1.38 milyar dolarlık bir e-spor sektöründen bahsediyoruz. Bunun Türkiye'deki payı da çok yüksek. Gittikçe de yükselmeye başlıyor. Bizim yaşlarımızda biz oyunu nerede oynardık? Sokakta oynardık. Çıkardık top oynardık, basket oynardık ve benzeri. Şimdi çocuklar zaten dışarı çıkamıyorlar. Çünkü başka sosyolojik olgulardan dolayı çıkamıyorlar. Sokağa çıkamayan kişi, çocuk evinde oynamak zorunda kalıyor. Evindeki teknoloji altyapısı, teknoloji cihazları onun ilgisini çektiği anda kendisini birden dijital oyunun içerisinde bulmuş oluyor. Otomatikman biz e-sporu aslında ülkede yaygınlaştırıyoruz. Yaygınlaştırırken sadece kontrolsüz bir... Kontrollü ve daha bilimsel yok. Çünkü biliyorum sizin işte fizyoterapistler eşliğinde de çalışıyorsunuz, danışmanlık aldığınız psikologlar var, sosyologlar var. Yani aslında gerçekten olaya bilimsel yaklaşıyor bu merkez. Peki hocam bir bilgisayar oyuncusu, e-sporcu olmak için ne yapması gerekiyor? Şimdi öncelikle bu soruyu yine geleneksel sporlara atıfta bulunarak cevap vereyim. Bir futbolcu olmak için ne yapılması gerekiyorsa bir e-sporcu olmak için de onu yapmamız gerekiyor. Bir yetişkin de olabilir, bir çocuk da olabilir, bir genç de olabilir. Gidip futbolcu olmak için ne yapması lazım? İşte bir kulüpte kayıtlı olması lazım. Veya takım sporu değilse, futbol için söylemiyorum, başka bireysel sporlarda kendisi gidip lisans çıkartıp o federasyonda sporcu kabul edebiliyor. Aynısı e-spor için de geçerli. Bir yetişkinin veya bir çocuğun e-sporcu olması için Türkiye E-Spor Federasyonu'na lisanslanması gerekiyor. 2018'den itibaren Türkiye E-Spor Federasyonu bu lisansı zaten veriyor. Şu anda Türkiye'de federasyonlarına görev aldığım için söylüyorum. 1000 üzerinde kayıtlı e-sporcumuz var. Tabi bu rakam daha da yukarıda çıkacaktır. Çünkü daha E-Spor Federasyonu'nun illerde yapılanması da bitmedi. Lisansı aldıktan sonra bir kulübe bağlı veya bireysel anlamda sporcu olabilir. Tabi takım spor yapacaksa, çünkü e-sporda da bireysel veya takım sporları da var. Takım spor yapacaksa bir kulübün bünyesinde olma şartı var. Bu kulüplere de bir şekilde kendini ispatlaması gerekiyor. Çünkü e-spor konusu sadece her oynayan, bilgisayar oyunu oynayan e-sporcu değil. E-spor aslında el, göz, beyin ve kas koordinasyonun aynı anda sağlandığı bir branş baktığımız zaman. Ki az çok hepimiz de oyun oynayan taraftayız. Yani o koordinasyonu sağlayabiliyorsanız sizin yetenekleriniz ön plana çıkıyor. Bunları tüm sağlayabiliyorsanız çok rahat bir e-sporcu olabiliyorsunuz tabii ki. Peki transfer piyasası nasıl e-sporda? Şimdi yine bu işin merkezi İstanbul tabii ki baktığımız zaman. Yani bu e-spor sektörü özellikle İstanbul'da daha yaygın. 30'a yakın farklı oyunlarda, biraz önce saymış olduğum oyunlarda farklı takımlar var. Bu farklı takımların içerisinde sürekli bir transfer piyasası var. Tabii ki Türkiye'de e-sporcu konusu belki kısıtlı. Biraz önce binlerinde var dedim belki ama bunların hepsi tabii ki profesyonel oyuncu değil. Bunun içerisinde amatör oyuncular da var. Transfer piyasasına girebilecek Türk oyuncu havuzu maalesef kısıtlı şu anda. Ve o yüzden bizim Türkiye'deki en ilgi çeken Şampiyonluk Ligi dediğimiz League of Legends'ın Şampiyonluk Ligi'de yabancı oyuncu var. Yurt dışından oyuncularımız var.
Yani bu sene ilk defa onun altına düştü bu sayı. Daha önceki yıllar hep onun üzerindeydi yabancı sayısı. Bu sene onun altına düştü. Ve bunların büyük bir çoğunluğu Koreli oyuncular. Hı. Biz Kore'den oyuncu ithalatı yapıyoruz. Bu iyi mi kötü mü? Yine aslında bizim araştırma merkezimizin atıfta bulunduğu çalışmanın başında bu da geliyor. Yani Türkiye'de bu kadar genç işsizliğin olduğu bir yerde biz e-sporculuğu neden yurt dışına ithal edelim? Niye benim gerçek oyuncum, yani Türk olan oyuncum orada yer almasın diye düşünebiliriz. Biz dışarıdan alıyoruz. Dışarı biz de oyuncu veriyoruz. Onu da ifade edebiliriz. Avrupa'ya özellikle, Amerika'ya özellikle geçtiğimiz yıllarda oyuncu transferi biz de yaptık. Ama tabii bu çok kısıtlı kaldı. Hı hı. Sadece oyuncu bazında bakmamak lazım e-spor konusuna. Bir kariyer anlamında geniş bir alanı var. Ciddi bir ekonomi aslında. Tabii değil mi? Yani çok ciddi bir ekonomi. E-spor ekonomisi yani çok hızlı bir kere gelişiyor. Yani anlatımlarınızdan o çıkıyor. Çünkü hani sınırı yok, bir şey yok. Yani oturduğunuz yerden dünyanın başka bir ucundaki takımla maç yapabilirsiniz. Bu işte maddiyata dönüşebilir, liglere dönüşebilir, yeni turnuvalara dönüşebilir. Ciddi bir, yani rakamsal olarak baktığımız zaman da maddi olarak rakamlar yükseliyor anladığım kadarıyla. Şimdi bir oyunu yapanlar var, oyun firmaları var. O oyunu piyasaya yayınlayanlar var, yayıncı dediklerimiz var. Ayrıca organizasyon şirketleri var. Türkiye veya dünyanın çeşitli ülkelerinde organizasyon yapıyor bunlar sadece. Oyun organizasyonu yapıyorlar. Bu organizasyonun yapılması için takımların olması lazım. Bu takımların içerisinde yer alan oyuncu, koç, analist, yönetici, menajer ve benzeri spor adamlarına da ihtiyaç var. Ayrıca bunların bu yapının olabilmesi için ciddi sponsorlara ihtiyaç var. Çünkü sadece bir yatırımla bunları döndüremezsiniz. Bunların hepsinin biri spor tarafından da idare edilmesi lazım. Bu şeye baktığınız zaman zaten biz buna ekosistem adını veriyoruz. E-spor ekosistemi. Ekosistem gittikçe büyüyor. Türkiye üzerinde konuşalım mesela. Hatta biraz daha somut vereyim. İşte Türkiye'de League of Legends dediğimiz oyunu Riot Games Türkiye'de ligini gerçekleştiriyor. Bunu yine Türk markadan, yani Türkiye'de yer alan İngiliz markası Vodafone'un ana sponsorluğunda yapıyor. Vodafone Freedom Şampiyonluk Ligi olarak karşımıza çıkıyor. Ligin ana sponsoru Vodafone. Bu sene itibariyle 9 tane takım var şu anda. Bu 9 takımın içerisinde oyuncuları var, koçları var, analistler var, idareciler, menajerleri var ayrıca. Bir de bu takımların sponsorları var. Hı hı. Çünkü bu yatırımlar bir şekilde geri dönmesi lazım. İşte Türkiye'de buna destek olan yine büyük şirketler var. Vester, İş Bankası Maximum, Migros gibi şirketler bu takımlara sponsorluklar yapıyorlar bir şekilde. Bu sponsorların da beklentileri var eninde sonunda. Çünkü niye? Bu oyunu oynayan kişilere baktığımızda Y ve Z kuşağı şu anda bu tayfa. Bu Y ve Z kuşağının bu sponsorlara ulaşması daha kolay. Sponsorların onlara ulaşması bu takımlar üzerinden çok daha kolay oluyor. Derken baktığında ekosistem aslında kendi içinde sürekli bir ekonomiyi çok rahat oluşturabiliyor. Arka planda yayıncılar var. Bunların çoğu zaten ya eski oyuncudur ya da eski yatırımcıdır ve benzeri. Bu yayıncılar ciddi anlamda bir ekosisteme katkıları var eninde sonunda. Çünkü YouTube'u veya Twitch'i açtığınız anda işte o kişi aynı anda bilmem kaç bin kişi izleyebiliyor. Milyon kişi takip ediyor. Aynı anda canlı yayını bilmem kaç bin kişi izleyebiliyor baktığınızda. Takımların bu sefer aynı diğer geleneksel sporlarda olduğu gibi taraftara ulaşmada kullandığı aktif rolleri var. İşte bir tişört yapıyor, bir forma yapabiliyor. Bunları satıyorlar. Bunlardan ciddi anlamda gelir elde edebiliyorlar. Şu anda diğer branşlarda olduğu gibi bir stat gelirleri falan yok. Yayın gelirleri de yok çok aktif. Ama önümüzdeki yıllarda bunun olmayacağını da kesinlikle düşünemeyiz. Yani ona doğru gidişat var. Yani her hafta bir futbol maçı izlemek gibi bir stadyuma gidip işte bilet alacaksınız, kombine bilet alacaksınız. Belki bundan gelir elde etmeye başlayacaklar. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlardan dolayı bu belki yavaş ilerleyebiliyor. Ama işte özellikle Güney Kore, özellikle Amerika, özellikle Avrupa'daki bazı ülkelerde bu rakamlar çok daha yukarı çıkıyor. Hatta Polonya'dan bir örnek vermek istiyorum. Polonya'da bir kenti var. Katowice dediğimiz, Katowice diye yazılan bir kent var. Katowice'de her sene ESL'in dünya şampiyonası yapılır. Ve şu anda Katowice'de bir e-spor turizmi ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o dünya şampiyonasının olduğu zaman
oraya binlerce insan o müsabakayı izlemeye gidiyor. Oteller, hot moteller, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, aileten yiyecek içecek işletmeleri, kamp kuran gençler derken o küçücük kent birden orada bir ekonomi yaratmaya başlıyor. Bu bilim gibi özellikle gelişmekte olan ülkeler için aslında ciddi bir fırsat. Oyun sektörü zaten Türkiye için çok ciddi bir fırsat. E-spor sadece ana temasıyla bakmış olduğumuz oyun, oyuncu ve benzeri anlamında değil. Arka planda yapılan kentlere ciddi anlamda katkı sağlayacaktır ekonomik olarak da. Hocam tabii bir de bunun yaratım süreci de var. Yani grafik tasarım, animasyon, belki işte Türk yazılımcılar yeni oyunları üretmek için bir vesile olacak. Onlara belki maddi destek olacak, motivasyon olacak, öyle değil mi? Bir de işin bu yönü var. Tabii zaten Türkiye'nin 2023 ihracat planları içerisinde oyun sektörü aslında önemli bir yerde. Mevcut iktidarımız yıllardır oyun sektörünü ciddi anlamda destekliyor. Özellikle mesela ODTÜ'deki bir teknokentte bununla ilgili çok aktif çalışan büyük oyun şirketleri var. İstanbul'da zaten çok sayıda oyun şirketimiz var, yerli olabilecek olan. Ve bunlardan bir tanesi, yine ODTÜ'de bulunan bir oyun şirketimiz, geçtiğimiz sene ciddi bir ihracat yaptı. Yani bu oyunu, üretmiş olduğu oyunu tüm dünyaya satabilecek konuma geldi. Ve hatta ilgili bakanlık tarafından da özel ödüle falan layık görüldü. Şimdi bunun arka planına baktığınız zaman bu oyun yaratıcıları, oyun designerları, oyun developerları dediklerimizde o oyunları yapanlar var, kodlayanlar var, animasyon tarafı var, yaratıcıları var. Bunların hepsi aslında bu ülke için çok büyük bir kazanç. Ve Türkiye'de bu alanda kısıtlı personel kaynağı var. Yani o dediğim oyun firmasında işte ortalama 40-50 kişi çalışıyor ihracatı yapan. Ama bu rakamdan çok daha büyük sayılara ulaşması lazım. Kore'de üniversitelerde artık oyunlarla ilgili bölümler açılmaya başlandı. Yani oyun yazılımcısı, oyun tasarımcısı, oyun animasyonu ve benzeri alanlar. Ülkemizde yok demiyorum ama çok daha fazla olabilir. Çünkü ben şu taraftayım işin ekonomik kısmına bakarken. İşte bir oyun sektörü var, biraz önce söyledim. Yıllık 138 milyar dolarlık bir dünyada pazar payı var. Bir de e-spor var, %10'luk var. Biz her iki tarafta da olalım. Çünkü büyük pasta diğer tarafta. Çünkü oyunu oynatarak siz para kazanıyorsunuz baktığınız zaman. Biz hem oyunu oynatalım, çünkü oyun bizim olsun. Ayrıca oyunu oynayanlar da yine benim gençlerim olsun ki ekonomik anlamda benim ülkem kazansın. Tabi bu arada atlamayalım. Oyunu yapmak yetmiyor. Yani bir oyun tasarımcısı olmanız, ben yeni bir oyun ortaya koydum demeniz yetmiyor. Bu oyunu bir de yaymanız lazım. Yani işin pazarlama kısmı zaten. O ayrı bir alan zaten. O ayrı pazarlama bir alan. Dediğimizde bambaşka bir dünyaya bu sefer giriyorsunuz. Zaten oyun tasarımcıları ya da oyun yapımcıları bir firmadır. Oyunu yayanlar, o oyunun yayın hakkını elinde bulunduranlar genelde başka firmalar oluyor, karşımıza çıkıyor. Çünkü dediğim gibi pazarlama işin çok daha başka bir tarafı. Yani malı satabiliyorsanız, üretmiş olduğunuz ürünü satarsanız zaten para kazanıyorsunuz. Benim örnek verdiğim ODTÜ Teknokent'teki oyun, Türk yerli oyunu zaten bunu başardı. Yani pazarlama kısmını da çok rahatlıkla yapabildi. Türkiye oyun konusunda evet adımlar attı. İstanbul ve Ankara merkezli şirketler ve üniversitelerle birlikte oyunlar yapılmaya başlandı. Biz de burada boş durmuyoruz. Öncelikle onu da ifade edeyim tabii. Biz sadece işin e-spor kısmında değiliz. Yani biz de bir VR oyunu yapmaya çalışıyoruz şu anda. VR dediğimiz işte sanal gerçeklik diye herkesin bildiği. Röportajın muhabbetimizin ilk başındaki o fiziksel aktivite olayı var ya e-sporda. VR'da onu tamamen yok ediyoruz. Çünkü VR bildiğiniz gibi sürekli aktif bir yaşam içerisindesiniz o oyunu oynarken. Ciddi bir efor sarf ediyorsunuz. Biz de merkez olarak bir VR e-spor oyunu yapabilir miyiz? Yaklaşık 3-4 aydır onunla uğraşıyoruz. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda çıkan bir şeyler var, çıkmayan bir şeyler var. Ama yakında Bandırma'dan ilk defa bir oyunu çıktığını duyabileceksiniz inşallah VR e-spor konusunda. Tabii ki ama şu da olmasın. Genel şeydir, bu mu çıktı falan. Yani yolun başındayız daha biz de. Genç arkadaşlarımızla yapıyoruz bunu. Bir de destek veren. Ama bir bakmışsınız o oyunun birden Türkiye'de yayıldığını görmek benim için çok önemli. Neden olmasın hocam? Aynı. Yani ben her zaman kendi Crash'ı örnek veriyorum. Herhalde oynamayanımız yoktur yani kendi Crash'ı. Yanlış hatırlamıyorsam Finlandiya menşeli bir oyun. Ve Finlandiya ekonomisine ciddi katkısı var. Baktığınız zaman çok basit bir oyun. Tableti veya cep telefonu elinde alıyorsunuz. İşte taşları yok ediyorsunuz falan ama o oyun ciddi anlamda bir gelir elde oluşturdu.
yaratıcılara, oyun yapımcılara çok ciddi büyük paralar kazandı. Yine bilim çağlarının Super Mario'sunu hepimiz hatırlıyoruz zaten. Prensesi kurtarmak için ne maceralar yaşayan Super Mario'nun günümüz dünyasında hala modernize olmuş oyunları hala devam ediyor. Yine yanlış bilgi olmasın hatırladığım kadarıyla Nintendo firmasının bir oyunu şu anda. Nintendo yıllardır bu işlerden çok ciddi anlamda para kazanıyor. Zaten günümüzde artık komplike oyunlar değil. Tam tersi. Basit veya çerez diyeyim artık ona. Basit ve çerez oyunlar insanların ilgisini çekmeye başlıyor. Çünkü neden? Biz oyunu ne zaman oynuyoruz? İşten eve gidiyoruz. Biraz işte istirahat etmek istiyorsunuz. Biraz kafa dağıtalım. Biraz kafa dağıtırken. Yani o zaman bilgisayarın karşısına geçip işte çok komplike bir oyun oynamaktansa yatağınızda uzanırken elinizde tablet veya başka bir mobil cihazla 5 dakika oyun oynamak istiyorsunuz yani. Belki çok sektöre girdim ama mesela bununla ilgili çok net bir örnek vereyim. Çok yeni bir örnek. Yine bizim ekolün bir oyunu vardı, Call of Duty. Evet. Yani biz ben onunla büyüdüm. Ben de. Aynen. Call of Duty yıllardır bir bilgisayardaydı. Yoktu bir ara filan. Geçtiğimiz aylar içerisinde Call of Duty mobile girdi. Benim şu anda telefonumda yüklü bir tane oyun var. O da Call of Duty Mobile. Benim gibi yoğun iş temposu, işte aile hayatı yoğun olan bir kişi için Call of Duty benim için mobil kurtarış oldu. Neden? Eve gittiğim zaman oyunu açıyorum, anında müsabakaya giriyorum. Yaklaşık 3 dakika sürüyor, 4 dakika maksimum, hadi 5 dakika sürsün. Ben o oyundan aldığım faydayı alıp ve kapatıyorum. Ve şu an Call of Duty'nin çıktığından beri, mobilin çıktığından beri indirme rakamlarına baktığınız zaman o basit ve çerez dediğim kapsamda değerlendirilirse Call of Duty mobilde de yani gerçekten ciddi rakamlara ulaştı. O yüzden bizim yapacağımız ya da yapmayı şu anda yapma aşamasında olduğumuz VR oyun da mobil çerez gibi olacak. Pazarda ben de varım demek istiyorsak benim kendi görüşüm basit ve mobil çerez oyunları ortaya koymamız gerekiyor. Valla hocam her şeyi konuştuk herhalde. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da söyleyelim ve kapatalım. Bayağı faydalı şeyler öğrendim ben şu anda. Ben her böyle konferans veya işte böyle muhabbetlerde kapanışı hep aynı şeyle yapıyorum. Elon Musk var, hepimiz biliyoruz. Hepimizin belki de hayranlıkla baktığı bir kişi şu anda Elon Musk. Ne yapıyor? İşte otomobil üretiyor ve benzeri. Uzay araba fırlatıyor ve benzeri işte. Elon Musk'ın bir projesi var. O da ki yapmaya da başladı. Elon Musk'ın bir hedefi var. Tüm uzaya 12 bin adet herhalde, 12 bin adet uydu fırlatacak. Bu fırlattığı uydular tek işe yarayacak. Ya bedava internet sağlayacak tüm dünyaya ya da ucuz internet sağlayacak. Bunun 60 tanesini attı Elon Musk geçtiğimiz aylar içerisinde. Ve o gün Twitter'dan bir tweet attı ve dedi ki şu anda bu attığım tweet'i uzaya fırlattığım uydulardaki internet üzerinden tüm dünyaya tırnak içinde bedava atıyorum dedi. Birkaç sene içerisinde bütün uzayı bedava internet uydularıyla çevirdiği anda Elon Musk kimse halı sahada futbol oynamaya gitmeyecek. Bu gerçek. Nereye gideceğiz? Hepimiz evlerimizde mobil veya bilgisayar karşısında oyun oynamayı daha da yoğunlaştıracağız. Bu sürece hazırlıklı olmamız lazım. Bu sürece iki boyuttan hazırlıklı olmamız lazım. Bir işin ekonomik boyutuyla üstümüze düşenleri yapmamız lazım. Bir de tabii ki çok girmedim, bilerek girmedim. Çünkü bambaşka bir konu aslında o. Bunu dijital oyun bağımlılığını oluşturmamasına yönelik girmemiz lazım. Elon Musk bu projesiyle tüm dünyayı bir oyun alanına çevirecek. O yüzden oyundan kimse kaçmasın. Oyun kötü bir şey değil. Sadece bunu sistemli ve kontrollü bir şekilde herkes gerçekleştirmeye baksın. Peki. Oyunlu günler dileyim herkese. Çok teşekkür ederiz. Güzel, verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Yasin Nuri Çakır'a ulaşmak isteyenler videonun açıklamalar kısmında bir iletişim için hep bir e-posta bırakacağız. Oradan da kendisine ulaşabilir ve akıllarına takılan soruları sorabilirler. Değerli izleyenler, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlginç ve farklı bir konu üzerine konuştuk. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ndeydik. E-spor ve ekonomisi uygulama ve araştırma merkezinde sevgili Yasin Nuri Çakır'la beraberdik. Kendisi hem Türkiye E-spor Federasyonu'nda yönetici hem bu merkezin kurucular arasında koordinatörü. İşin yükünü çeken hem bilimsel olarak hem de geliştirme açısından tüm benliğiyle, varlığıyla bu işe kendini ortaya koyan çok sevdiğimiz bir dostumuz ve e-spor üzerine çok önemli şeyler anlattı bize. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.